Değerli vatandaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partimiz adına huzurlarınızdayım. Kırık camları naylonla kaplı bir evde, soğuktan donarak hayatını kaybeden Konyalı Ayaz Bebek ve annesi Maviş Eşme adına huzurlarınızdayım. Ürünü para etmediği için tarlasını satıp maden ocaklarında ter döken, madende yaşam odası olmadığı, kimse de denetlemediği için grizu patlamalarında hayatını kaybeden Tüm madenciler adına huzurlarınızdayım. Emekli maaşıyla evinde oturup torunlarını sevmesi gerekirken evini geçindirmek için sokakta satıcılık yapan 87 yaşındaki Recep amca namına huzurlarınızdayım. Her gün ayrımcılığa, şiddete ve hakarete uğrayan, sosyal, siyasi ve ekonomik hayattan silinmeye çalışılan, kaç çocuk yapacağına, nasıl güleceğine, hamileyken nerede gezeceğine karışılan 8 Mart'ta zıpladılar diye gözaltına alınan, temel hakları kirli pazarlık masalarına yatırılan cesur Türk kadınları için huzurlarınızdayım. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye sırtı sıvazlanan ama fikrini söylediğinde, sosyal medyada yazdığında apar topar gözaltına alınan, hakkında davalar açılan, bu çağda bir cep telefonu bile kendisine çok görülen, üniversiteye gittiğinde yurt Üniversiteyi bitirdiğinde iş bulamayan, umudunu yitirip yurt dışına gitmek istediğinde de arkasından gidersen git diye bağırılan parlak ışıklarımız Türkiye'nin geleceği gençlerimiz adına huzurlarınızdayım. Bugün imar barışlarıyla tabutunda yaşamaya mahkum edilen, sosyal konut sunulmadığı için güvenli evlerde oturamayan, 6 Şubat depremlerinde devlet nerede sesimi duyan var mı diye bağıra bağıra enkaz altında donarak hayatını kaybeden on binler adına huzurlarınızdayım. Aziz milletim, sesini duyan var, biz varız. Genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu milyonlar var. Bu aziz millet, bu acıların hiçbirini yaşamayı hak etmiyor. Enkaz altında kalıp donarak ölmek kader değil. Fikrini söyleyince gözaltına alınmak, tutuklanmak kader değil. İşsizlik kader değil, yoksulluk kader değil, yokluk kader değil. Bir kilo soğana 30 lira, bir kilo kıymaya 300 lira vermek kader değil. Bunların hepsi sarayın yanlış tercihlerinin sonucu. Şimdi sandık geliyor. Biz millet olarak doğru tercihi yaparsak bu kötü tablo değişecek. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Bir otokrata evine gönderip tarih yazacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken hep birlikte yepyeni bir sayfa açacağız. Aziz milletim, karşımızdaki birinci sorun deprem güvenliği. Şehirleri yenilemek, güçlendirmek, depreme her türlü afete dirençli bir hale getirmek zorundayız. Bunun için şehircilik ve afet yönetimi bakanlığını kuracağız. En riskli olanlardan başlayarak tüm konutları güçlendireceğiz veya yenileyeceğiz. Bu konutlarda oturanlara bir yıl süreyle kira yardımı yapacağız. Büyük bir barınma krizi yaşıyoruz. Kiralar bir yılda üçe katlandı. TOKİ'yi asli işlevine geri döndüreceğiz. Sosyal konut üretip halkımızı arz edeceğiz. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde yirmisini geçmeyecek. Beş yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkaracağız. Asgari ücretle çalışan dar gelirli vatandaşımız da artık yuva sahibi olacak. Yabancılara konut satışı uygulamasına son vereceğiz. Parayı basan bu ülkenin vatandaşı olamayacak. Sığınmacıları da iki yılda vatanlarına kavuşturacağız. Konut piyasası dengesini bulacak. Konut sahibi olmak hayal olmaktan çıkacak. Aziz milletim. 6 Şubat depreminde 48 saat boyunca Mehmetçiği kışlada tutan NATO'nun en büyük ordularından biri olan Türk ordusunun kendi vatandaşına yardım etmesini engelleyen, sosyal medyayı yavaşlatarak halkın yardım çağrılarını susturan, Kızılay'a afette çadır sattıran, madencilerimizin bölgeye ulaşıp enkaz altında kalanlara yardım etmesini geciktiren, halkın can ve mal güvenliğini değil, oturduğu koltuğu korumaya çalışan, beceriksiz, kibirli yönetim anlayışı bitecek. Afetlere akılla, bilimle hazırlanacağız. Afet anında yüksek koordinasyon ve kapasiteyle halkımızın yanında olacağız. Tek bir vatandaşımız bile devlet nerede diye sormayacak. 85 milyon çalışıyor, üretiyor, vergisini veriyor. O zaman hükümet de afet anında kader deyip iban atmayacak. Topladığı vergileri milleti için kullanacak. Türkiye bir daha böyle acılar yaşamayacak. Aziz milletim, kim ne hikaye anlatırsa anlatsın. Gerçeği kasaptaki, manavdaki, marketteki etiketler söyler. Domatesin kilosu 30 lira. Etin kilosu 300 lira. O da şimdilik. Dolar 20 liraya dayandı. Şahsım hükümeti paramızı pul etti. Bu millete sayısız vaat verdiler. hepsinde çuvalladılar. Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri olacaktı. İlk 20'den düşme sınırına geldik. Kişi başına gelirimizi 25 bin dolara çıkaracaklardı. Söz verdiler. Yarısına bile ulaştıramadılar. İşsizlik oranı %5'e düşüreceklerdi. Gerçek işsizlik oranı bunun neredeyse 5 katına çıktı. Enflasyon tek haneye düşecekti. Gerçek enflasyon 3 haneye gitti. İstikrar dediler. 5 yılda 4 hazine ve maliye bakanı gördük. Neden? Çünkü akla ve bilgiye saygı yok Yetişmiş iyi kadrolar yok. Çünkü bunlarda bilgi yok, fikir çok. Liyakat yok, yetki çok. Biz bu tabloyu değiştireceğiz. 2304 maddelik bir planımız yıldızlar kadromuz var. Enflasyonu iki yıl içerisinde tek haneli rakamlara indireceğiz. Hayat pahalılığını bitireceğiz. Kişi başına gelirimizi beş yıl içinde iki katına çıkaracağız. Beş yılda 5 milyon kişiye insana yakışır iş sağlayacağız. Türkiye mucizesi başlıklarına hazır olun. 5 yıl sonra Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olacak. İlk 100 günde kamuda israfa son verecek adımları atacağız. 4-5 yerden maaş alanların musluklarını keseceğiz. Cumhurbaşkanı makamını yeniden Çankaya'ya taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satıp parasıyla ormanlarımızı koruyacak uçakları alacağız. Adam kayırma dönemini bitireceğiz. Akçeli işlere bulaşan sarayın memurlarını derhal görevden alacağız. Esnafın kiraz topacını sıfırlayacağız. Pandemide aldığı borçların faizini sileceğiz. Çiftçi borçlarının faizini de sileceğiz. Aile destekleri sigortası gelecek. Türkiye'deki her ailenin geliri en az asgari ücret kadar olacak. Size söz. Biz geleceğiz. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Ülkemizi feraha çıkaracağız. Milletimizi refaha ulaştıracağız. Herkes hakkını alacak. Aziz milletim. Bu seçim iki aday arasında değil, iki anlayış arasında. Bir yanda kulak yiyenler, diğer yanda hakka, hukuka, adalete sahip çıkanlar var. Bir tarafta Harun olmaya gelip Karun olanlar, diğer tarafta Beytül Mali gözünden sakınanlar var. Bir tarafta yolsuzluk, yokluk ve yasaklar, diğer tarafta demokrasi aşıkları var. Haydi Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa git. Bir oyunu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ver. Hayat pahalılığını, istibdadı, zulmü ilk turda bitir. Saraylarında milletin sesini duymayan, halini görmeyen, Milleti unutanların tasdiknamesini ellerine ver. Evlerine gönder. Haydi Türkiye, 14 Mayıs'ta oyunu Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, milletvekili seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisine ver. Gençler kazansın. Kadınlar kazansın. 85 milyon kazansın. Ülkemize baharlar gelsin.